Sayın Valim, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Vekilim ve Mina Malatya ilimizin değerli ilçe belediye başkanları ve değerli protokol. DAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak, evet, kuruluşumuz 2011 yılında olmakla beraber asıl faaliyeti biz 2013 yılından itibaren biz faaliyete başladık. Bu tabi Bölge Kalkınma İdaresi'nin sorumluluk alanı 15 ili kapsıyor. 15 ili kapsıyor ve toplam Türkiye yüz ölçümünün %22'sine hizmet veriyoruz. Ve merkezimiz Erzurum'da olmakla beraber ama en çok gönül bağımızın olduğu Malatya ilimize her defasında gelip gitmekten büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Bizim 2013 ve 2019 yılı arasındaki toplam 7 il içerisinde bizim toplam DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin 700 milyon civarında bir bütçe kullandırdık. Bu 700 milyon bütçenin en büyük ağırlığını tarım sektörüne ayırdık. Sebebi şudur. Evet, bölgemiz mera varlıklarıyla ve kırsala yaşayan nüfusumuzun en büyük gelir kaynağının tarıma dahil olmasından dolayı özellikle Bölge Kalkınma İdaresi'nin bütçesinin yaklaşık olarak %70'ini biz tamamen tarım sektörüne kullandık. Tarım sektörü dört başlık altında topladık. Birincisi, özellikle saniyede 500 litrenin üstünde olan arazilerin sulanmasının görevi DSİ'dedir. Devlet Su İşleri'ndedir. Ancak saniyede 500 litrenin altında su ihtiyacı olan sulama projeleri, biz buna küçük ölçekli tarımsal sulama diyoruz. Küçük ölçekli tarımsal sulama özellikle büyükşehir belediyelerimiz ve diğer büyükşehir belediyesi olmayan illerde de il özel idaresiyle biz proje finansmanını sağladık. Yani %100'ünü karşıladık. Bu kapsamda bugüne kadar 800 tane sadece sulama projesini yaptık. Bu 800 projeyle biz yaklaşık olarak bütçemizin 357 milyon parayı sadece küçük ölçekli tarımsal sulamada kullandık. Neydi amacımız? Evet, artık salma suyla yapılan sulamanın suyun etkin kullanılmadığı, suyun israfına sebep olduğunu ve sulanan arazi miktarını da aşağıya çekmesine sebep olduğundan biz mümkün olduğunca kapalı sistemlerle biz bu eskiden yapılmış açık kanal sistemleri ve yeni sulama projelerinin tamamen kapalı sistemle yapılmasını hedefledik. Bu kapsamda da 357 milyon lira bir projeyi 799 adet sulama projesine destek verdik. Dedik ya, sadece tarım sektörü sulama değildi. Aynı şekilde meraya dayalı hayvancılığın yapıldığı bölgede de bu bölgede özellikle 5 ay veya 6 ay, bazı yerlerde 7 ay civarında meraya çıkan hayvanlarımızın enerji ihtiyacını karşılamak için otlatılırken diğer taraftan da ot kadar da en kıymetli olan suyun bir şekilde bu hayvanlara tedarikini sağlamış olmamız gerekiyordu. Bu amaçla meralarda hayvan içme suyu göleti dediğimiz bir projeyle de yaklaşık 221 adet projeyi de bu şekilde fonlamış olduk. Meralarda hayvan içme suyu göleti, kışın yağan kar ve yağmur suların depolandığı rezervuar alanı oluşarak hayvanlarımızın meralardaki su ihtiyacını karşılamayı amaçladık. Diğer ikinci bir başlıkta hayvancının altyapının geliştirmesi proje kapsamında da özellikle biz 2013 yılında idare olarak göreve başladığımızda bölgemizde, yani 15 ilde sadece bir tane ruhsatlı hayvan pazarımız vardı. O da eski mevzuata göre ruhsat almış, ancak yeni mevzuata göre ruhsatlandırılmış bir hayvan pazarımız neredeyse yok gibiydi. Çünkü çiftçimiz hayvanı artık bir şekilde besi zamanı dolduktan sonra bu hayvanın değerinde satılmasını satmak amacıyla bunu araca bindiriyor, yol parasına katlanıyor, 400 kilometrede bir %2 civarında canlı ağırlığı kaybına sebep oluyor. Götürdüğü batı illerindeki hayvan pazarına indirdiği zaman da kira parası veriyor. Bir de orada tabii fazla kira parası vermemek için de yine üçüne beşine bakmadan güya değerinde satmak için götürdüğü hayvanı yine düşük bir fiyatla satıyor. Bunu yaparken de parası kaptıranlar var. Bir de tabii bunların içerisinde en büyük riskli olan kısmı da
bölgemiz sınır bölgesine yakın olmasından kaynaklanan hayvan hastalıklarının da bir şekilde bu canlı transferlere beraber biz batıya da gitmesine sebep oluyorduk. Bunun için katma değerin ilim bölgemizde kalması sağlamak adına bölgemizde hayvan ruhsatlı hayvan pazarlarının yapımına başlandı. Bunu yaklaşık şu anda 22 civarında da hayvan pazarını yaptık. Bunlardan iki tanesi Malatya'da kuruldu. Tabii bu hayvancılık altyapısıyla beraber sadece hayvanı değerinde satmak için bu hayvan pazarına yetinmedik. Aynı şekilde besin kesime gelmiş olan hayvanların bölgemizde kesimini sağlayarak karkas olarak batıya gitmesi sağlamak adına, yani bir karkas et ticaretini sağlamak adına da bölgede yine kesimhaneler yaptık. Bu küçük ölçekli yaptık. Çok büyük ölçekli şeylere kesimhaneye girmedik. Başta öncelikli olarak biz kendi mücavir alanda yaşayan insanlarımızın taze hijyenik et ihtiyacını karşılamak için de küçük ölçekli kesimhaneler yaptık. Diğer bir başlık da bitkisel üretimin yaygınlaştırılması, altyapının iyileştirilmesiydi. Tabii bugünkü programımızın da zaten amacı o. Bölgede evet tarımın en büyük önemli olan girdiği ham maddesi olan toprağının iyi bir şekilde işlenmesi ve ürünün uygun zamanda uygun makinelerle hasadın yapılıyor olması lazım. Bunu sağlamak adına da özellikle biz bölgede yaklaşık şu ana kadar 200 civarında tarımsal makine aldık. Bunun 31 tanesi bugünkü inşallah açılışını yapacağımız olan 31 adet makine de yazı anımıza kısmet oldu. Daha önce belediye başkanımız bile geldiğinde ya ben yazı anında bir tarım kampüsü kurmak istiyordum. Ben de kendisine dedim ki ya başkanım ben çok direndim ona. Çünkü bir devlet eliyle hayvancılık artık olmuyor. Şu anda devlete ait olan sadece TİGEM var ki TİGEM dahi kendi elindeki makine işte toprakları, arazileri, işletmeleri işletme hakkını özel sektöre devrederken biz gelip de böyle bir asli görevi olan TİGEM böyle bir işten uzaklaşırken sizin gelip de böyle bir hayvancılık işletmesi, ne bileyim meyvecilik bahçesi, çiftçi eğitim merkezi kurmak sana büyük bir külfetlere sebep olur gerekçesiyle ben bu konuda hakikaten açık net bir şekilde direndim. Ama bu şekil özellikle yazı ağının Boztepe barajıyla sulamaya açılan yazı ağındaki arazilerimizin evet sulamayla beraber ekilecek olan ürünlerin uygun makineler hasat yapılması noktasında ki buna da çok önem veriyorduk. Özellikle burada toplulaştırmış ortak makine ekipman kurulması noktasında zaten biz Erzurum'da başlamıştık. Sonra da Bingöl ve Muş'a yaptık. Ve özellikle de yazı ağında böyle bir şeker pancarı ekimine beraber şeker dairesi başkanımızın da beraber ziyaretleri beraber ben makine ekipman desteğini vereceğimi açıkça belirttim. Ve bunu da sağ olsun 2,5 milyon lira gibi diğer illere hiç vermediğim bir rakamı yazan ilçemize verdim. Özellikle bu tahsis eden ödeneğin yazan belediye başkanımızın, emzat başkanımızın gerçekten verilen ödeneğin öyle kısa bir zamanda alımı gerçekleştirdiği ve hasada da yetiştirilmesinden dolayı kendisine ve ekibine göstermiş olduğu gayretinden dolayı huzurunuza kendisine teşekkür ediyorum. Ben daha hala geçen sene parasını verip de makineyi alamayan ilimiz var. Onun için hakikaten tekrar başkanım teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. Tarımın tabii en büyük çıktılarından bir tanesi hayvancılığında. Ama hayvancılığının da en önemli çıktısı da et ve süttür. Et ve sütü elde etmenin yani hayvan başına süt veriminin 25 litreye kadar çıkarabilmenin besi yapılan hayvanın da karkas ağırlık dediğin zaman kesildiği zaman karkas ağırlığının da 450 kiloya kadar çıkmasının tek bir kaynağı vardır. Yem bitkisi. Onun için biz yem olmadan süt de olmaz, et de olmaz. Bizim özellikle yazı ağında sulamaya açılan bu arazilerin yazı ağın topraklarının etkin bir şekilde sulanmaya açılan bu sulama şebekesinde çok dikkat edilmesi bir konu var. Çiftçilerimize özellikle istirhamım şudur. Urfa'da olan bir sıkıntı var. Aynı şekilde Iğdır yaşadı bunu. Çok su, çok verim demek değildir. Suyun optimum kullanılması demektir. Bitkinin ihtiyaç duyduğu kadar suyu vermektir. Bunu özellikle kuru tarımdan sulu tarıma geçen yazı ağındaki çiftçilerimizin bu kuru tarımdan sulu tarıma geçirmenin o hassasiyetini, o inceliklerini özellikle belediye başkanımıza, sayın kaymakamımıza, tarım ilçe müdürümüze, tarım il müdürüne,
adeta enselerine boza pişirircesine biz suyu nasıl etkin kullanabiliriz diye bunun çok üzerinde durması özellikle istirham ediyorum. Bu topraklar çoraklaştığı zaman, kireçlendiği zaman bu toprağı bir daha kullanamazsınız. Ki Iğdır'da bu yapıldı. 95 yılında 165 bin ton cips getirildi ve tavalar oluşturuldu. Yıkanmasına rağmen, tarıma açılmış olmasına rağmen aynı hassasiyet gösterilmediği için Iğdır'daki 90 bin hektar tekrar çoraklaştı. Sakın ha, sakın. Ne olursunuz toprağın kıymetini bilin. Toprağı sularken çok su, çok verim olmadığını da özellikle ben kulağınıza küpe olmasını istirham ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle aslında bir de bir Malatya yaptığımız projeler açısından bilmiyorum sayın milletvekilimiz bunu söyler misiniz bilmiyorum ama kısa olarak biz toplam 700 milyon bütçemizin 105 milyonunu 15 il içerisinde Malatya'da bir tanesidir. 15 ilden bir tanesi de Malatya'dır. 105 milyon paramızı Malatya'ya kullandırdık. Helal hoş olsun. Çünkü Malatya tarım şehridir. İnşallah Yazıhan'la beraber ki hayvancılık potansiyeli gayet yüksektir. Yazıhan'la beraber bu hayvancılığın daha da modern bir şekilde gelişmesinin en büyük arzumuz ve temennimizdir. Bu düşüncelerle özellikle Küspe'de büyük bir sıkıntı vardı. Bir üniversiteden bir hocamız söylemişti. Adnan Bey, pancar küspesi özellikle çiftçilerimiz bunu muhafaza edemedikleri için açıkta tuttukları için yaklaşık %30 civarında fire veriyor. Bu firenin ortadan kalkması için bizim şeker fabrikasına çıkan küspenin yerinde balyalanıp yani streçlenip şuradaki gördüğünüz beyaz bunlar tabii 500 kilogramlık bir ton ağırlığında makineler aldık, 4 tane aldık. Bunun bir tanesi de Malatya'ya sayın Öznür Çalık hanımefendi milletvekilimizin de talimat talepleriyle beraber biz dedik hay hay bir tanesini de Malatya'ya getirdik. 4 tane aldık bölgede. Gerçekten şeker fabrikası müdürümüzün de özellikle diğer 4 yerle kıyasladığım zaman fersah fersah önde olduğunu sayın şeker fabrikası müdürümüze de tebrik ediyorum. Daha Muş'ta hiçbir tane balyalanmazken Ağrı'da daha 2000 tane ancak balyalanmışken Muş'takini de tabii özelleştiğimiz için şu anda Elazığ'a kaydırdık. İnşallah onlar bu sene başlayacak. Malatya'mız geçen sene 15 bin, bu seneki hedefi de 35 bin. Gerçekten bu da bir kaynaktır. Kaynak israfının önlenmesi adına küspenin balyalanıp çiftçimize sunulması noktasında onu önem arz ediyordu. Ben de tekrar şeker fabrikası müdürümüze teşekkür ediyorum. Bizim İnşallah bundan sonraki çalışmalarda biz bitkisel üretimin artırılması en önemli amacımızdır. Ama bu amaçla bununla beraber de bunu etkin bir şekilde uygun makinelerle hasadın yapılıp ambalajlanması, muhafazası konusunda bunun da bir önem arz ettiğini bu duygu ve düşüncelerle biz DAP İdaresi'nin destekleriyle yapılmış olan bu makine ekipman parkının açılışı münasebetiyle Sayın Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza yaptığımız davetinde kendisinin yoğun programdan katılamayacağını ve kendisinin selam ve saygılarını, sevgilerini iletmek üzere makine ekipman parkının hayırlı olması temennisini ileterek ben de çiftçilerimize, yazıhanımıza hayırlı olmasını temenni eder. Hepinize hazırlığından saygılarımı sunuyorum. Mikrofonu arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilim, DAP İdaresi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanım, çok kıymetli belediye başkanlarım, birim amirlerim, sevgili çiftçiler, basın mensuplarımızın değerli temsilcileri, hepinizi şahsım ve bakanlığım adına saygıyla selamlıyor. Burada sizlerin arasında olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ayrıca konuşmama başlamadan önce Cenab-ı Allah'ın Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olması temennisiyle Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Dün buraya suyla bereket ve bolluk getiren idare bugün Barış Pınarı Harekatı'yla güney sınırlarımıza güven
Suriye'ye huzur getirme çabası içerisindedir. Saygıdeğer katılımcılar, küresel ve bölgesel ölçekte yaşanan gelişmeler, insanlık için en önemli sektörün tarım, en stratejik ürünün ise gıda olduğunu bize göstermektedir. Sayın Bakanımız, Doktor Bekir Pakdemirli'nin de birçok platformda ifade ettiği gibi, gelecekte gıdayı kontrol eden dünyayı kontrol edecektir. Bu şuur ve inanç ile bakanlık olarak çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. Bundan 7 ay önce Sayın Vekilimize Ankara'da bilgi verip kendisinin müsaadesiyle Malatya Yazıhan'da Tarım İl Müdürümle, Şeker Fabrikası Müdürümle, Yazıhan Belediye Başkanımla, Ziraat Odası Başkanımla, Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanımla ve çiftçilerimizle bir araya gelip bir hedef belirledik. Dedik ki, toprağının suyla buluştuğu bu sene Malatya çiftçisi, Yazıhan çiftçisi üzerine düşeni hakkaniyetle yerine getirecektir. Bir Malatyalı olarak bu hedeflere ulaşıldığını görmenin huzur içerisindeyim. Bunu özellikle buradan belirtmek istiyorum. Bu çalışmaların bir sonucu olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu şekerin tamamı yerli ve milli üretimle siz değerli Malatyalı çiftçilerimizin katkısıyla bu topraklarda üretilmekte. Halkımızın tükettiği her bir kilo şeker bu topraklarda yerli ve birimli kaynaklarımızla üretilmekte. Bunu bu şekilde buradan da açıklamak istiyorum. Yazıhanlı çiftçilerimizin alın tarı ve emeğiyle 2019 yılında Malatya ili genelinde şeker pancarı üretimi 245 bin tona ulaştı. Birim alandan elde edilen pancar verimi dünya ortalamasının üzerine çıktı. Tekrar belirtmek istiyorum. Yazıhanlı çiftçiler bugün dünyada pancar üreten diğer ülkelerin üzerinde bir performansla pancar üretmekteler. Bu üretimin bir sonucu olarak da Malatya Şeker Fabrikamız son 20 yılın rekoru sayılabilecek bir üretime ulaştı. 2018-2019 pazarlama yılında 36.810 ton olan şeker üretimimiz %63 artış ile 60 bin tona ulaşarak Malatya'mıza büyük bir ekonomik katkı sağlamaya başladı. Şüphesiz üretimde yaşanan bu artışta son yıllarda şeker politikalarında yaşanan değişimin büyük etkisi olmuştur. Daha önce şeker kotası içerisinde %10 olarak uygulanan nişasta bazlı şeker kotası 2018 yılında %5'e düşürülmüş. Bu senede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi %2,5 olarak belirlenerek ilave 1,5 milyon ton pancar kota kapsamında üretilme imkanını yakalamıştır. Türkiye uyguladığı bu başarılı politikaların sonucunda dünyada pancardan şeker üreten ilk 5 ülkeden biridir. Bununla hepimiz gurur duyalım. Kıymetli katılımcılar, Bosna Berece Kutan Barajı Malatya'mıza ve Yazıhan'a çok önemli fırsatlar sunmakta. Bu projeyle 120 bin dekar alanın sulanması söz konusu. Su ile gelen kültür içerisinde tarımsal faaliyetlerimizi küresel vizyon ile yerel ölçekte planlamak durumundayız. İşte bu noktada şeker pancarı tarımı bizlere önemli bir model olarak fırsatlar sunmakta. Şeker sektörü planlı üretimin öncüsü, sözleşmeli tarımın ve üretici örgütlenmesinin örnek bir modelidir. Şeker kanunu gereğince uygulanan kota sistemiyle üretimi sınırlandırmıyoruz. Aksine arz ve talep dengesini tesis ederek ülke ihtiyacına göre sektörü planlıyoruz. Pancar tarımında uygulanan sözleşmeli model ile üretimde dalgalanmaların önüne geçiyor, çiftçimizin refahını istikrarlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu üretim modelini kesintiye uğratmadan daha da geliştirmek amacındayız. Bunun en önemli göstergesi Cumhurbaşkanımızın 1 Ekim'de açıkladığı şeker pancarı fiyatlarıdır. Bir önceki yıla göre şeker pancarı fiyatları yaklaşık %28 artırılmış, pancar üreticisi enflasyonun üzerinde bir refah ile üretime devam etmesinin önü açılmıştır. Ayrıca Malatya hayvancılık sektörünün olmazsa olmaz ihtiyacı kaliteli yem kaynağıdır.
Çünkü son 17 yılda Malatya'da büyükbaş hayvan varlığı 110 binden 174 bine. Küçükbaş hayvan varlığı ise 237 binden 338 bine ulaşmıştır. Başlatılan yazı hamlesi organize hayvancılık bölgesi çalışmaları ile aynı zamanda şehrimiz bir hayvansal üretim merkezi haline gelmiştir. Et ve süt meselesinin ot meselesi olduğu günümüzde yem bitkisi üretimini daha da artırmak durumundayız. Buna karşılık Yazıhan Ovası son yıllarda yem bitkiler üretiminde büyük gelişme göstermiştir. Bölgenin potansiyelini daha da artırmak üzere bakanlığımızca uygulanan yem bitkileri destekleme programı yanında Malatya İl Müdürlüğümüz özel bir çaba ve gayret ile ve Sayın Bakanımızın desteğiyle bu ilçeye özel bir proje geliştirilerek bugün burada dağıtımın yapılacak olan %50 tohum hibesinin yapıldığı yem bitkileri üretimini geliştirme projesini uygulamaya koymuştur. Başlatılan bu projeler ile Yazıhan ilçemiz bir tarım üssü olma yolunda ilerlemektedir. Bunun en güzel göstergesi bizlerin önüne sergilenen onlarca ürünle ortaya konulmuştur. İçinde bulunduğumuz döneme ilişkin yaşanan güzel gelişmeler yanında halen devam eden Tarım ve Orman Şurası çalışmalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, bakanlığımızın başlattığı 3. Tarım ve Orman Şurası çalışmaları kapsamında gelecek 25 yılı planlamak üzere siz değerli hemşerilerimi görüşlerini almak üzere burada olduğumu ifade etmek isterim. Sözlerime burada son verirken, bu topraklarda sevgiden başka tohum ekmedik diyen Mevlana Hazretleri gibi tohumu tarlayla buluşturan, alın terini emeğiyle yoğuran çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyor. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Yazıhan Belediye Başkanımıza, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürümüze ve teşkilatımıza, DAP İdaresi Başkanımıza ve Sayın Milletvekilimize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.